3 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa kabinesinin kurulması Damat Ferit Paşa'nın istifası üzerine 3 Ekim 1919'da kurulan Ali Rıza Paşa kabinesi kurulur kurulmaz 9 Ekim 1919'da yayınladığı bir kararname ile Meclis-i Mebusan seçimlerinin yapılacağını açıkladı. meclis Mebusan gizli oturumunda misak-ı milli kararlarını aldı ve kararlar bütün mebuslar tarafından imzalandı. Sanıldığının ve bilindiğinin aksine Ali Rıza Paşa hükümeti Kuvayi Milliye'yi desteklemiş ve İngilizlerin baskılarına aldırmadan Anadolu'daki hareketin başarıya ulaşması için gereken bütün çalışmaları yapmıştır. Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu'daki Kuvayi Milliye Hareketi'ni damat Ferit Paşa gibi haince nitelemediği gibi aksine Milli Mücadele Hareketi'ni meşru ve halkın işgalcilere karşı haklarını geri almak için başlattığı bir mücadele olarak görüyordu. Bu yüzden kabinenin kuruluşundan hemen sonra Anadolu'yla diyalog kurulması konusunda faaliyete geçildi. Nitekim bu kabine milli hareketi meşru bir dava olarak tanımakla kalmıyor. Önceki hükümetlerin aksine bu hareketin liderleriyle de temasa geçmekte bir sakınca görmüyordu. Kuvayi Milliye'nin lider kadrosunun Ali Rıza Paşa kabinesinde kendilerine yakın gördükleri kişi ise Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa'ydı. Cemal Paşa da bunun farkındaydı ve mesaisinin büyük bir kısmını Kuvayi Milliye'nin desteklenmesi yolundaki çalışmalar için harcamaktan geri kalmıyordu. Mersinli Cemal Paşa, İstanbul'da itilaf devletleri baskısına rağmen Milli Mücadele Hareketi'nin ilk safhasında Batı Anadolu'daki düzenli ordu birlikleri aracılığıyla Kuvayi Milliye'yi desteklemiş, silah ve malzeme desteği sağlamıştır. Anadolu'da başlatılan Milli Direniş Hareketi'nin lideri Mustafa Kemal Paşa'ya işgal güçlerinin tüm baskılarına rağmen itibarının iade edilmesi, Kuvayi Milliye'nin silah, cephane ve teçhizat bakımından desteklenmesi gibi mühim görevler icra etmişti. Nitekim bu yardımları gören işgalciler mevcut hükümeti hedef aldılar. 3 müttefik yüksek komiseri adına Fransız Yüksek Komiserliği'nce Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya 20 Ocak 1920'de verilen bir notayla sadece Harbiye Bakanı Cemal Paşa'nın değil, Genelkurmay Başkanı Cevdet Paşa'nın da istifası istendi. Ertesi gün paşaların istifası yüksek komiserlere bildirildi.